Merhabalar herkese. İKSV'nin düzenlediği Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde ulusal uzun metraj film yarışmasında yarışan filmlerden birinin daha yönetmeni Çağıl Bocut bizimle birlikte. Çağıl hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çağıl'ın filmi Sardunya bu sene yarışma filmlerinden biri ve onunla birlikte hem filmi konuşalım hem de kendi hikayesini konuşalım istiyorum. Tamam, harika. Bize biraz filmi anlatır mısın önce? En korktuğum soru bu. <laughs> bu genelde şey oluyor ya, film forumlarında ve marketlerde tekrar tekrar evet anlattığın için bir yabancılaşma şey oluyor. Daha basit cümlelerle anlatmam gerekirse bu bir baba kız hikayesi. Filmin kahramanı Defne'nin bir ehliyet sınavında işte halasından aldığı bir telefonla babasının felç olduğunu öğrenmesiyle başlıyor ve apar topar memleketi İzmir'e gidiyor ve orada işte rehabilitasyon sürecinde babasıyla ertelenmiş olan diyaloğunu tekrar sağlama imkanı buluyor diyebilirim. Bunun içerisinde biraz böyle polisiye unsurlar da var. Baba kız çatışmasını körükleyecek genel hatlarıyla bu şekilde. Filmi ben izledim. Ben çok sevdim filmi. Teşekkürler. Yüzleşmeler de görüyorum filmde ben. Aslında sadece baba kız değil, belki abla kardeş arasında yüzleşmeler de. Bir gizem unsuru da var dediğin gibi. Filmi bu hikayeyi anlatmaya seni motive eden şey neydi? Bir şeyi ben çok seviyorum. Aile dramalarını. Katman katman açılan. İzlemeyi çok keyif alıyorum yani. E, i̇kincisi benzer bir durum benim başımdan da geçmişti. Böyle otobiyografik şeyleri de var filmin e, elementleri. 2009 senesinde işte e, babam felç geçirdi. Ve bizde biraz şeydir böyle Akdeniz ve Doğu toplumlarında işte babanın otoritesi çok sarsılmaz, daha baskındır. bizim ailede de biraz model oydu açıkçası. Ve onun böyle bir diğer kuşağa geçişi daha şey, hüzünlü ve yavaş olur aslında. Ve biz geç olgunlaşan bir toplumuz yani. 30 yaşında hala çocuk evet. gibi. Bizde o çok keskin yaşandı. Yani bir anda güçten düşünce o süreç beni çok etkiledi. Gerçekten aynı dönem halamda kanser hastasıydı. Biraz böyle hastalıklara bakışımı, sağlık bürokrasisi... ...işte kuşak çatışmaları gibi şeyler, sorular oluşturmama neden oldu. Ve şeyi hissediyordum yani. Ben onu yaşarken bir şeyleri anlamlandıramıyordum. Yani o kadar hızlı oluyordu ki telaffuz edemiyordum ama kafamda şey vardı. Yani bir şey yaşıyorum ben ve benim bunu sesli söyleyebilmem lazım. Bir zaman geçtikten sonra diye düşünüyordum. O olaydan yaklaşık 6 sene kadar sonra da işte... Filmin süreci başladı. filmi o zaman çekme sürecine biraz odaklanalım. Bu filmin hikayesini ne kadar sürede olgunlaştırdım ve sonra çekmeye karar verdikten sonra hayata geçirmen nasıl oldu? Ben işte lisansı başka bir alanda okumuştum. Ondan sonra yüksek lisans için İngiltere'de sinema master'ı yaptım. Bunu da şeyden söylüyorum yani aslında çok az tecrübem ve alana dair iletişimim vardı. Network'üm vardı. Daha öncesinde setlerde çalışıyor muydun? Öyle bir şeyim de olmadı benim. Yani genelde zaten iki türlü olur. Sen de biliyorsun ya işte bir set hiyerarşisinden geçiyor ya da işte daha böyle bir yurt dışından gelen yönetmen ama benimkisi tam o da değil yani. Hani böyle biraz daha dışarıda kaldığım bir senaryo söz konusu. Bu set hiyerarşisinden gelenler aslında bir yerde takılıyorlar genelde. <laughs> Şahit olduğum bir durum bu aslında. <laughs> bir yerde o yol çatallaşıyor. Ya ben geldiğimde büyük bir heyecan ve böyle bir pozitif şeyle gelmiştim. Doğru söylüyor olabilirsin. Peki senin hikayende durum nasıl oldu? Hep sinema yapmak istiyordum. Aslında vardı o. Hatta işte 13-14 yaşında böyle eğitim zayiatı diyebileceğimiz, birbirinden komik kısa filmlerimiz var. Mahalledeki arkadaşlarımızla çektiğimiz. Tam bir cahil cesaretiyle çekiyorduk yani. Böyle çok ama keyif alıyorduk. 13 ama 13-14 yaşında daha ortaokul, liseye geçmeden Tabii. bir film çekmek fikri varmış kafamda. Bir sürü film var ama yani çok komik b movie diyebileceğin yani e tamam, izlerken, öyle olacak zaten ne olacak? Kurgu programı da bilmiyoruz. Sırayla çekiyoruz her şeyi. İşte ben burada kamerayı tutuyorum. Şuradan filmin müziğini yapıyor. yapıyorum. Ama işte radyo ilk kupajda çekmek budur. <laughs> <midir? gülüyor> öyle bir şeyle başladı. Sonra şey oldu yani boğaz içine girdim. Puanım yüksek olunca annemler dedi işte sen yap gene hobi olarak yap. Onu ben de yaşadım. Orada şeyi çok faydalı oldu. Mithat Alan Film Merkezi. Gerçekten böyle çok özel bir merkez ve böyle bir amatör ruhla yani severek gerçekten bu işi yapıyorlar. Ben okurken çok oraya gidiyordum, işte filmler alıyordum. Gerçekten böyle her gün bir film izliyordum diyebilirim. Burada oradan çıkan evet. çok sinemacı var. Benim de yolumun kesiştiği çok insanlar var. Mesela Seyfi aslında Tabii. orası kökenlidir. Seyfi ile ben iyi bir arkadaşımdım ve beraber çalışma fırsatım da olmuştu. Ve bence iyi de bir sinemacıydı. Onu Hı -hı. da almış olalım böyle evet. Alan film merkezi gerçek bir kaynak bence. O dönem böyle bu kadar kolay da erişemiyordunuz filmlere. Çok geniş bir arşiv vardı ve ben orada çalışan arkadaşlar sen satıyor musun bu filmleri bir yerde kopyalıyor musun gibi videoluk da geçiyordu gerçekten çünkü çok izliyordum ve şey yapıyordum. Biraz toleransımı da orada eğittim diyebilirim. Çünkü işte klasikleri izliyorum, çok sıkılıyorum. Hadi diyorum bir şans daha veriyorum. Ertesi gün bir daha deniyorum, bir daha deniyorum. Bir süre sonra beynimi not tarafa doğru evril diye bir durum oldu. Yani aslında Mithatalan Film Merkezi olmasaydı ben şu anda belki bu işi yapmıyor olacaktım. Ondan sonra işte bu filmi yazdıktan sonra gene Mithatalan Film Merkezi'nden Yamaç Okur. O da bana bayağı yardımcı oldu. Yön gösterme noktasında işte dedi sunum dosyasını şöyle yap. Bu senaryo nasıl bir senaryo? <laughs> Şunu biraz kısalt, kes, düzelt. Birilerini göster. İşte Köprü'de buluşmalara başvurabilirsin. İşte ondan sonra Kültür Bakanlığı için örnek dosyalar gönderdi falan. Benim için büyük bir şans oldu gerçekten. Kültür Bakanlığı'na başvurduk ve benim şey bir özelliğim vardır yani bunu gerçekten genç arkadaşlara tavsiye ederim. Şey diyemeyeceğim çok yetenekli de çok gözlü de gerçekten iyi dosya yaparım. Yani hani e, onu böyle bir kafamdakini karşıdaki insana geçirebilecek bir dosya hazırlarım. Onun da önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim işte bakanlığa başvurduk. O zaman böyle senaryonun ilk versiyonlarıydı. E, Semih Kaplanoğlu vardı jüride. Birkaç kişiden duyduğumu hatırlıyorum. Senaryonun gelişmeye ihtiyacı var. Çünkü çok ilk versiyonlarıydı. Ama yani böyle sunum dosyası <gülüyor> görmedik. <gülüyor> yani buna bu kadar özenen bir insan herhalde filme de özenir gibi bir mantık oluşturdu onlar da herhalde. Burada bilmiyorum. bir ipucu var evet herkes ee, için. Önemli bence de. İşte bakanlık sunumunu yaptık. O sıradalar e, yapımcım aynı zamanda işte ortağım abim de Çağlar. Odadan çıktık böyle benle şey yapıyor. Sence nasıl geçti falan. Oğlum dedim niye öyle duruyorsun? Gerginlikten <laughs> kasılmış <laughs> açamıyor kollarını hani o kadar aslında bir amatör bir şeyle girdik oraya odaya oradan pozitif sonuç aldık o böyle bir büyük bir şey oldu ileri adım atmamız için bir ön ayak oldu sonra şey... aldığınız destek filmin ne kadarını karşıladı ya yani yarısı gibi bir şey belki biraz daha azı senaryoyu geliştirmem gerektiğine inandım şeye başvurduk MFI Mediterranean Film Institute bunların böyle iki haftalık bir Yunanistan'ın bir adasında bir şey workshopu oluyor senaryo workshopu. Çok tatlı yani ben workshop'tan çok o adada geçirdiğim zamanı hatırlıyorum aslında. Onun şeye faydası oldu. Filmin diğer yapımcısı Aslı Erdem'le tanışmama. İşte köprüde buluşmalardan Beste'yle tanışmama. Beste ile Ve işte şu anda hala diyaloğumun devam ettiği ee, yeni arkadaşlar tanımama da sağlam alındı. Biraz da cesaretlendirdi açıkçası. En benim için motive edici aşaması Köprüde Buluşmalar oldu. Çünkü gerçekten böyle bir sizi cesaretlendiriyorlar, eleştiriyorlar. Köprüde buluşmaları... Buluşmalar'ın çalışma mantığını biraz anlatsana bilmeyenler için. Tabii. Bu daha çok film yaratıcılarını, işte yapımcısı, yönetmenini daha çok yapımcılarla buluşturmayı hedefleyen. Aynı zamanda e, senaryo workshopları düzenleyen aynı zamanda işte fonlarla ilgili bilgi veren bir oluşum diyebilirim gerçekten harika bir ekip yürütüyor. Yani bana en böyle bu süreçte sahiplenildiğimi hissettim ya da işte sektörel anlamda bana umut veren şey köprüde buluşmalar oldu. Genç arkadaşlara da tavsiye ediyorum o anlamda. Ondan sonra işte şeye başvurdum. Türk-Alman fonuna, Medium Board'a. Oradan bir şey çıktı. Gene komiktir şey dediler yani Almanya'dan şöyle bir mail geldi. Biz Almanız. <laughs> böyle bir dosya görmedik Almanlar gibi. Mi gerçekten. Bunu yani. O çok ciddi Tam bir şey. Tam şey Alman şakası gibi yani. <laughs> İzmir'den ufak destekler oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi bize yurdunu açtı. İşte küçük küçük biraz oradan biraz buradan biraz bizim kendi şirketimizin yatırımımızla var ettik. Ya şeyi çok güzeldi. Senaryo aşaması çok keyifliydi Senaryoyu benim Senaryoyu kaç bir hafta yazdın? E çok yazdım. Çok değişti. Şeyle çalıştım senaryo danışmanlarıyla. E, Gülen Gül Altıntaş e, çok yardımcı oldu. Çünkü ben de bir... Ya bu olay benim başımdan geçti ama baba oğul hikayesi anlatmak istemedim. Kadın Kahraman olunca da bir kadın danışmanla çalışmanın faydalı olacağını düşündüm ki öyle de oldu. Çok ufkumu açtı o anlamda. Peki çekim sürecine geçelim. Ne kadar zamanda çektiniz? 3,5 hafta. 3,5 hafta. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Yazarken oyuncuları kafanda belirlemiş miydin aslında? Var mıydı öyle bir şey? Sonra tamamen senaryo tamamlandıktan sonra başka bir süreç mi başladı? Ya benim için şey de başrol çok önemliydi. İlayda Elif elfi Kadir Has tiyatro bölümünden mezun. ve ben şey yapıyordum. Böyle çok başrolün en azından çok bilindik bir yüz olmasını istemedim. Hemen böyle bir önceki işiyle özdeşleştirebiliyorsunuz. Ben kendim çok objektif yaklaşamayacağım o beni bir yere götürecek çekincesiyle de. Bütün üniversitelerin tiyatro bölümlerine gittim 6 ay kadar. Kendin mi yaptın ee, bu araştırmayı? Kendim mi? gittim. İşte derslerine girdim. Zaten orada da şöyle bir direnç oluyordu. yani Mimar Sinan'da öyle bir şey yaşadım. Ben böyle saf saf filmime oyuncu arıyorum falan diyorum. Çok rahatsız oldular. Çünkü akademik şeyde de, yani haklı olarak da biraz suistimal edilebilir bu durum. İşte reklamamı arıyorsun, işte festival filmimi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kendim yönetmenim ve işte bu oyuncu yönetimimi geliştirmek istiyorum. Çok alışıldık ee, bir durum olmadığı için belki de olabilir ya. Belki de olabilir çünkü yani arkada bir adam not tutuyor falan evet, tuhaf bir birazcık. <laughs> ya o süreçte işte İlay dayı gördüm ve iki nedenden çok onunla çalışmak istedim. Bir plastiği çok hoşuma gitti. Böyle bir hüzün de barındırıyor içinde. Yani oynamadan kendinden öyle bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında çok şey oyun verildiği zaman çok kolay alıyor. Hani çok böyle bir an çok atılım değil ama kendisini ortaya koyduğu zaman gerçekten inanaraktan orada bulunuyor ve onun da ben seyirciye geçtiğine inanıyorum. Bir de tip olarak da aslında bir baba kız olarak çok yani gerçekte baba kızlar desen inanırım. Evet, o da çok şey evet benzer yorumlar alıyoruz. Ali abi de Ali Seçkiner Alıcı o da filmin başına gelen işte en güzel şeylerden biridir belki. Hem çok iyi bir oyuncu hem de sette çalışması çok kolay. Çok uyumlu ve işte böyle fikir vermeyi de seven, yönetmen oyuncu ilişkisini iyi bilen. Yani o anlamda da şanslı olduğumu hissediyorum. Yani şeye kadar hep benim için zaten çok keyifliydi. İşte senaryo, işte geliştirme, fon bulma vesaire. Ne zaman ki set günü geldi şey oldum ya. Aa iş ciddiye bindi <laughs> bundan sonra... Ne yapacağım hani iyi geçecek mi ne olacak daha önce bir reklam çekiyorduk ama öyle bir uzun set kondisyonum yok. Oradan sonrası birazcık yorucu oldu. Nasıl Ama... oluyor öyle? Bir anda denize düşmüş gibi oluyorsun. Oluyorsun, İzledim. evet. Yani şey ben, yani bunu samimi olarak söylüyorum. Hem setteki arkadaşlar, hem oyuncular gerçekten çok yapıcıydı ve çok sahiplendiler ve hiç kendimi şey hissetmedim o anlamda. Orada setler ee, kolay ortamlar değillerdir. Değil, evet. Ki bizde böyle çok şeyde uyumlu bir setti yani. Ama şey oluyor. Yani ne kadar yanınızda olsun. Salar da yalnız Tek kalıyorsunuz başayız. yani. Tabii. O hele en son dakikaya kadar tükeniyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. 3 saat uyuyacaksınız ya da otele döndüğünüzde. O 3 saatte de durmuyor kafa yani işte. Neyi yanlış yaptım? Neyi daha iyi yapabilirim? Her kararınız bir şeyi sonuçlandırıyor. İnsanların yorulmasına neden oluyor. Paranın işte kaybolmasına neden oluyor. Kötü harcanmasına. Kolay bir şey değil Tabii. gerçekten. Yani sette kaç kişi varsa. 45-50 kişi. Belki yani bazı setlerde 90 kişi, 100 kişi. herkesin de... Seni ağzından çıkacak bir iki kelimeye bakıyor olmasının bir aşkı bir stresi var. Evet. monitörün arkasında oturan kişi olmanın başka bir stresi evet. var. Orası kesin. Bir de ben şeye de çok alışkın değilim ya. Yani. Böyle bir konuşayım da kendini dinleteyim falan. Bazen şeyi boşluğuna düşünüyorum. Bir şey diyorum. Aa niye bu kadar insan benim <laughs> <laughs> de <diye. gülüyor> Mantıklı bir şey mi söyledim acaba diye. O <laughs> şey oluyor yani gerçekten. Yardımcı yönetmen arkadaşımız Gülgün Dedeçam. O böyle şey. Ya yani benim eksik kaldığım her şey onda vardı ya. Tam bir Devleti canavar sus. ve çok hakim ve böyle pratik zekası da çok hızlı çalışan, mizahı yüksek, Ay. E o çok önemli bir insan bence. Bir yerden pışpışlar, öteki taraftan da şey yapabiliyor yani. O süreci rahat atlatmamın sağladı diyebilirim yani post prodüksiyon sürecine geçtin. Orası nasıl ilerledi? <laughs> Yavaş ilerledi birazcık. Bir de şey bir ajandam yoktu benim yani kimi arkadaşlarım o şekilde şey yapıyor işte Eylül'de postu biter Kasım'da işte rengi sesi biter işte sonra DCP's yapılır vesaire. Ya yani benim öyle bir takvimim yoktu. Rahat rahat kurgusunu yapmak istedim. Biraz da şeyden dolayı bence pandemi araya girdiği için hani bir dağıtımcının sana anlaştığın bir dağıtımcının şu tarihte teslim etmelisin dediği bir tarih de yok. Tarih de yok. Ihtimal. Evet aynen Hı. öyle. Bir de çok az film alındı bu süreçte yani normalde 2-3 katı film alınırken festivaller bayağı düşürdü o rakamı. Onu da bilerekten acaba dedim biraz daha ertelesem faydalı olabilir diye. Mesut da işte çalıştığım kurgucu arkadaşım. O da böyle biraz yavaş ritimli bir arkadaştır. Rahattır yani. Filmin için en iyisi olmasını ister. Gerçekten. Onunla böyle bir uzun bir kurgu sürecimiz oldu. Keyifli bir şekilde. Zaten o şey oluyor. Bir yerden sonra kurgucu arkadaşınız sizin böyle psikoloğunuz gibi oluyor. Bir gün geliyorum ne yapıyoruz? Bu nasıl iş falan. Bir gün tam tersi. Onu hep dengeliyor yani böyle bir çok sıkıldığım anlarda gel bir kahve içelim, bir yürüyüşe çıkalım falan diyerekten. E, o süreci de böyle biraz yavaş geçirdik biz. Ger ne yani. kadar? Kaç ay? 3 ay diyebilirim net öyle bir artı bir ayda sonrasında düzenle. Bir ara verip tekrar baştan baktın mı hiç? Baktım evet. Onun da çok faydası oldu. Ya zaten şey bence çok önemli. Ee, sen de bilirsin yani biraz e, kendin bir şey yaptığın zaman çok içinde kayboluyorsun. Onun bir bir, bir adım gerisine çıkabildiğin evet. zaman bir şeyleri görmen için çok faydalı oluyor. Ee, o yabancılaşma da bence bir tek zamanla oluyor. Filmi bitirdiniz. Bütün post prodüksiyon süreçleri Türkiye'de mi tamamlandı işi? Işte? <laughs> Yok şey. Kotbus Film Market'ine katıldık. Katıldık Kokoya. Ee, filmimiz de orada gösterilecek Kasım'da. Orada şey Working Progress ödülü aldık. İşte renk ve ses yapılması için. Almanya'da bir stüdyoda yapıldı. Ama memnun kalmadım orada yapılanlardan. İşte burada tekrar yapıldı. Ya Orada bir TV stüdyosunda yapıldı. Bir de bu tarz in kind işte hediye şeylerde biraz daha junior isimlerle çalışıyorsunuz. İşte Daha az vakit veriyorlar size falan. Ya yani Stüdyo çok güzel bir stüdyoydu ama şeyi memnun kalmadım. Burada color-up'la rengini yaptık. Sesini de Cenk'er yaptı. Peki filmin şu anda bir dağıtımcısı var mı? Görüştüklerimiz var. Kesinleşmediği için şu anda çok ben de bir şey diyemiyorum. Festivalden sonraki Macera henüz belli değil o zaman. Değil, evet. Zaten böyle şeylerde birazcık daha festivallerde kendini gösterdikten sonra... Düşünüyor musun İstanbul Film Festivali'nden sonra biraz daha dünyada filmi göstermeyi düşünüyor musun? Evet. Başvurmadığımız bayağı bir festival var da olumsuz yanıt aldıklarımız var. Olumlu alıp bizim bu festivalden daha iyisi olur mu diye Ses geçtiklerimiz var. Ya seyirciyle buluşması biraz ertelendiği zaman üzülüyoruz biz yani. Seyirci Tabii. izlesin bir an evvel değil? Ya onun heyecanı var bende de. Yani o o buluştuğu an orada olmak. Çünkü şey hepimiz o büyüye kaptırıp kendimizi zaten başlıyoruz bu işe. Büyük perdede izleme hissini insanlarla beraber. E, onu da gerçekten istiyorum. O anlamda biraz pandemi talihsizlik oldu. Senin hikayene dönelim. Sen şimdi sinema okumadın. Okumadım. Ne okudun? Yönetim bilişim sistemleri diye bilgisayarla Nasıl işletme. Nasıl oldu mesela? Puanım çok yüksek geldi. Ben ilk bine girdim. Sinemaya gideceksin şimdi yazık olacak. Sen Boğaziçi'ne git vesaire işte o klasik senaryo. Ya belki de iyi oldu bilmiyorum. Yani işte demin set hakkında söylediğin şey belki sinema okuyanlarda da oluyor olabilir. Yani lisansta okuyup belki soğuyacaktım, yorulacaktım. Eee Emit Atalan Film Merkezi'nin olması büyük bir ayrıcalık oldu. Ve öyle işte üniversiteye gittim ve hocaların böyle çok tatlı insanlardı ama ben sevmeden okudum yani. Çünkü yazılım yapmak, bilişim vesaire çok ne hakim olduğum bir şey ne de böyle sevdiğim bir şeydi açıkçası. Ama şimdi ee, bence faydasını görüyorsundur şeyi görüyorum. Bir formasyonu var üniversitenin. Ya yani bir iş nasıl yapılır? Bu bir atıyorum balıkçılıkla ilgili de olabilirdi. Başka bir şeyle ilgili de olabilir. Onun ABC'sini iyi verdiğine inanıyorum. Öyle bir şeye faydası oldu. Ondan sonra işte şeye gittim. Üniversite bittiğinde ben böyle bayağı beyaz yakalı gibi bir işe girdim. Pazarlama bölümünde çalışıyorum falan. Ve şeyi istemiyordum gerçekten. Yani ben kimisi mesela onda mutlu olabilir. Var da öyle arkadaşlarım. Hani hem sosyal becerilerini de kullanabildikleri alanlarda var. Pazarlama da var pazarlamada. Ben mutlu olamadım ve bunu yapmak istemiyorum. Sinema yapmak istiyorum. E ben şu an ailemin karşısında böyle bir fikirle çıkamam. Bu kadar şeyden sonra. Ee, Viyana'ya gideceğim. Yüksek lisans yapacağım. İşletme master'ı. Almanca. Ee, şeyi falan dedim işte yönetici olmak istiyorsan bunu böyle bir aşağı yüksek lisans yapmak gerekiyor. Gibi. Oraya gittim. Böyle bir hafta falan okula gittim. Ondan sonra gidemedim tabii ki. Yani. Almanca hiçbir şey anlamıyorum. Hiç lisede falan Almanca okumamıştın. Ya okudum ama lisede <laughs> okuduğum o kadarıyla yani. Gitmeden önce de 3 ay kursa gitmiştim. İşte orada şey yaptım. Böyle bir eliyle andattım. İşte köpek gezdirdim işte garsonluk yaptım falan. O sürede şey yapıyordum, akşamları bayağı böyle bir yürüyüşe çıkmaya başladım. Ama çok uzun yürüyüşler yani gece birde çıkıyorum, sabah dönüyorum. Üç ay boyunca ben şeyi düşündüm, hani ne yapmak istiyorum, ne yapayım, ne yapacağım? Orada gözü kararttım. Yani dedim ben bunu istiyorum. Ya aynı şey böyle iki haftalık bir terapi sürecinde de bulabiliyorum. Olabilir de o ama yürüyüşüydü o konuda. O yürüyüşle çıktı yani. Londra'da bir yüksek lisans buldum. Hali hazırda Avrupa'dayken dedim oraya şey yapayım. Gerçekten böyle iki ay sonra başlıyordu. Atladım gittim o tarafa. Yüksek lisansa başladım. Bir de pratik üzerineydi o daha böyle şey. Hands-on bir eğitim oldu. Türkiye'de daha biraz teorik kalıyordu o dönem. E, oradan sonra da işte döndüm ve e, küçük küçük böyle reklamdır, işte dijital işlerdir. İşte bir eğitim kurumunda çalıştım, S.E. Enstitüsü'nde. Oradan bir network oluşturdum. E, oradan sonra devam etti ilk filmi yazana kadar. Arada reklam filmleri çektin? Reklam filmleri çektim. Yani böyle bir 20 tane falan. Bundan sonrası için kafanda ne var? Yani ya. daha karma bir yol mu var aslında? Böyle hani reklamın ya da daha görsel İşlerin tamamını kapsayan bir yol mu var yoksa bu sinema yapma fikri sende gittikçe gelişiyor mu? Ya bundan sonrası için çok bir fikrim yok ya yani genelde yaşaldıkça aldıkça daha akıllanacağımı düşünmüştüm o tam tersi oldu gerçekten. <laughs> ya şeyi istiyorum biraz durmak, biraz daha ağırdan almak, biraz da kendimi geliştirmek istiyorum. Yani ben bu filmin senaryosunu yazarken çok böyle bir içgüdüyle ilerledim. Ee, yani bir sinema eğitimi almıştım, yani üzerine doktora yaptım bu arada arada ee, <laughs> 6 sene. Ne üzerine yaptım? Sinema, televizyon. Onun da çok faydası oldu teorik anlamda. Şimdi de şey yapmak istiyorum yani böyle bir karakter yazımı işte bunun daha psikanalitik altyapısı daha böyle bir derin bir film analizi yani bir iki sene çalışmak istiyorum. O süre zarfı içerisinde bir şeyler e, tekrar yazmak istersem başlarım. Ama gene benim böyle bir ittiren bir şeyim yok. E, Deadline'ım yok. Anladım. Yol nereye götürürse. Yol nereye diyorsun? götürürüz. Evet. Şu anda gösterim tarihi belli değil değil mi? Ben de festivalden haber bekliyorum. Evet. İnsanlar bana soruyor. Ben de festival <laughs> web sitesine bakıyorum. Aynen ben de sürekli <laughs> pandemi koşulları Tam erken. tarihler kesin değil. Umarım şansı bol olur festivalde. Çok, teşekkürler. çok güzel bir film ve hak ettiğini de düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. İnşallah bakalım. Umarım çok fazla seyirciyle de buluşur. Evet Çünkü, en büyük temennimiz o. Evet, yolu açık olsun o zaman filme, senin de yolun ederim. açık olsun. Çok teşekkürler, görüşmek üzere.